Merhaba, ben Türker Yaşın. Bilkent Endüstri Mühendisliği Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerime yönetim danışmanı olarak başladım. Kıdemli yönetim danışmanı olarak İngiltere merkezli bir danışmanlık firmasında çalışırken, Türkiye'deki alternatif protein ekosisteminin gelişime açık olduğunu fark ederek Bigetaş Biyoteknoloji'yi kurma kararı verdim. Plantero markası ile 2022 Eylül itibariyle ilk satışlarımıza başladık. Ekibimizle birlikte hem ülkemizin tarımsal ürünlerinin katma değerli son ürünlere dönüştürmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor hem de mevcut bitkisel sütlerimizi ve protein tozlarımızı yurt dışı pazarlarda yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Plantero'yu kurarken insanların iyi hissetmesi, doğayı koruması ve iyilik yapabilmesi için alternatifler sunabilecek bir marka yaratmayı amaçladık. İklim değişikliğinin etkilerini artık hayatımızda ciddi bir şekilde hissediyoruz. Bir taraftan sağlıksız gıdalar hayatımızın her yerinde. Ayrıca bu sağlıksız gıdaların üretim aşamalarında hayvanlar için eziyete dönüşmüş bir süreç var. Bu noktada biz Plantero ile %100 bitkisel ürünlerden oluşan hayvansal sütlere ve proteinlere ikame olacak ürünler sunuyoruz. Ürünlerimiz %90 oranına kadar daha düşük karbon emisyonu, arazi kullanımı ve içme suyu tüketimi değerlerine sahip. Ürünlerimizi tamamen doğa dostu bir yaklaşımla üretiyoruz. Bu yüzden İngilizce plant yani bitki ve hero yani kahraman kelimelerinin birleşiminden Plantero kelimesini oluşturarak marka ismimizi yarattık. Avrupa genelinde yapılan bir çalışma gösteriyor ki Türkiye'de her iki kişiden birisi hayvansal süt tüketimi sonrası sindirim problemi yaşıyor. Biz projemizin hedef kitlesinde sağlıklı beslenmek isteyen, özellikle hayvansal süt ve laktoz içeren ürünlerin tüketimi ile sindirim problemi yaşayan kişileri hedefledik. Ancak genel olarak bakıldığında küreselde her 3 kişiden birisi hayvansal ürünleri diyet rutinlerinden çıkartmak istediğini söylüyor. Dolayısıyla aslında projemiz kapsamında sağlıklı, dengeli ve etik beslenme konularına dikkat eden herkese hedefliyoruz. Dünyada şu an en yoğun konsantre bitkisel süt üretimi yapan firma konumundayız. Ayrıca ev dış tüketim kanalında firmalara özel bizim gibi çözüm geliştirebilen ve proje bazlı çalışarak esneklikler sunabilen bir rakibimiz bulunmuyor. Bitkisel proteinlerde ülkemizin ilk üretim tesisini de devreye aldığımız zaman Ar-Ge çalışmalarımızın sonuçlarını çok daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Proje geliştirilmesi sürecinde bu alanda sıfırdan bir çalışma başlattığımız için literatür çalışmaları sırasında oldukça zorlandık. Özellikle kısıtlı imkanlarla sıfırdan başlatılan bir proje için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını eş zamanlı yapıyor olmak ve zamana karşı yarışmak bizim için sürecin en zorlu kısmı oldu. Gerekli hamleleri yaparak ve süreci kontrol altında tutarak bu zorlukları aşmayı başardık. Tohum öncesi yatırım sürecini kendi öz kaynaklarımız ile karşıladığımız projemizin tohum yatırım turunda kitle fonlamasının yatırım almak için en uygun model olacağını değerlendirdik. Özellikle kitle fonlamasının katalizör etkisinden de yararlanarak hem satışlarımızı arttırmak hem de projemizi yüzlerce paydaşla birlikte yürütmek fikri bizler için oldukça heyecan verici oldu. Kısa ve orta vadede fonlama sonrası hedeflerimizi biz 5 kategoride ele alıyoruz. Öncelikle mevcut olduğumuz MENA bölgesi ve ABD pazarında etkinliğimizi güçlendirmek, ayrıca henüz var olmadığımız hedef pazarlarımıza giriş yaparak satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Sonrasında Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerimizi güçlendirmeyi, ham madde ve ara mamül tedariğini desteklemeyi, üretimde verimlilik artışını, kurumsal altyapı iyileştirmeleri için bir miktarda kullanımı hedefliyoruz. Uzun vadede Türkiye'nin rekabetçi olduğu tarımsal ham maddelerden öncelikle bitkisel protein, sonrasında da diğer katma değerli biyoteknoloji ürünlerinin üreticisi ve küresel bir tedarikçisi haline gelmeyi hedefliyoruz. Biz iş modeli olarak hem B2B hem de B2C olarak çalışmayı tercih ettik. B2C satışlarımızı
Özellikle yurt içinde Trendyol, Hepsi Burada, Amazon Türkiye gibi online mecralar üzerinden direkt olarak kendimiz yapıyoruz. Bu sayede müşterilerimizle direkt irtibat kuruyor, onların anlık geri bildirimlerini alarak gerekli ürün geliştirmelerini yapabiliyoruz. Biz şu an gıda pazarında niş olarak görülen bir kategoride ürünler üretiyoruz. Ancak görüyoruz ki bitkisel bazlı alternatif ürünlerin tüketimi her geçen gün hızla artıyor ve niş bir kategori olmaktan çıkıp ana akıma dönüşmüş durumda. Plantero'nun ayrıca ev dışı tüketimi kanalındaki işbirliklerini çok değerli buluyoruz. Özellikle bitkisel sütlerin yoğun tüketildiği kahve zincirlerinde yurt dışında oldukça başarılı bir trend yakalamış durumdayız. Ülkemizde de inovasyona açık başarılı zincirler ile oldukça iyi işbirliklerimiz var. Ülkemiz ham maddelerinden bitkisel protein üreterek bunu tüm dünyaya satacak olmamızı projemizin en kritik ve gelecek vadeden noktası olarak görüyoruz. 60 milyar dolarlık alternatif protein pazarında ülkemizin rekabetçi tarımsal ham madde fiyatları ile büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Global bitkisel süt pazarında Plantero ürünlerinin sunmuş olduğu benzersiz esneklik ve kullanım avantajları sayesinde pazarda emin adımlarla ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bize yatırım yapan paydaşlarımızla birlikte hedeflerimize hızla ulaşarak yerel ve küresel boyutta pazar payımızı arttırmayı amaçlıyoruz. ARGE projelerimiz ile ülkemizin rekabetçi fiyat sunan, tedarikçi konumda olduğu tarımsal ürünleri katma değerli son ürünlere dönüştürmek üzere birçok ürün geliştiriyoruz. Türkiye'deki ilk bitkisel protein üretim tesisini kurma hedefimize de bu perspektiften hızla ilerliyoruz.